Efendim, tüm takipçilerimize hayırlı akşamlar dileyelim ve programımıza başlayalım. Sevgili Reca Yüksel daha önce meslektaşımıştı, gazeteciydi ama biraz gazeteciliği askıya aldı ve COSCAP ile ilgili çalışmalar yaptı, yapıyor aynı zamanda. Oldukça da başarılı konusunda. Bugün Türkiye'nin her yerinden COSCAP ile ilgili sorular geliyor sevgili Reca Yüksel'e. Çünkü herkesin hayalinde işimi nasıl büyütürüm düşüncesi var. Bunun içinde ilk akla gelen COSCAP olmuş oluyor. COSCAP'ten nasıl kredi alınır? Kim ya da nasıl destek alınır? Herkes bu konuyu, herkes demeyelim de bilmeyenler bu konuyu merak ediyor. İşte o bilmeyenler ve COSCAP'ten destek bekleyen takipçilerimize de asbelkader birer ışık tutarak yardımcı olmaya çalışalım. Evet sevgili Reca Yüksel, COSCAP konusunda sözün başında da ifade ettiğim gibi oldukça deneyimler kazandın. Türkiye'nin her yerinden müşterilerin var. Onlara yol gösteriyorsun. Onlara COSCAP'ten destek sağlıyorsun gösterdiğin, çizdiğin yol ile. Ve onların işlerini büyütmesine vesile oluyorsun. Bunlardan bazı tanıdıklarımız oldu. Gittim ziyaret ettim. İş yerlerinde röportajlar yaptım. COSCAP'in onlara neler getirdiğini de görmüş oldum bizzat. Tabii bu da beni oldukça etkiledi ve bu konuda seninle birlikte program yapmayı düşündürdü. Şimdi ben fazla uzatmayacağım. Sevgili Reca Yüksel, şu COSCAP konusunu önce COSCAP nedir diye bir özetle anlatır mısın? Evet hocam, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Az önceki aksaklıktan dolayı da ben ilk defa Instagram yayını yapıyorum. Daha önce YouTube'da yaptık, farklı yerlerde yaptık ama ben telefondan bağlanacağını düşünemedim. Masaüstü bilgisayardan denedim. Ondan dolayı tüm izleyicilerimizden özür diliyorum. Yani ben sizi tebrik ediyorum. Müthiş bir enerjiniz var. Elimden geldiği kadar programlarınızı izliyorum. Çok faydalı işler yapıyorsunuz. Yani ben bu konuda yani gerçekten size övgüler yağdırmak istiyorum hocam. Eyvallah, yani, spor, yani spordur, sanattır, magazindir. Maşallah, yaşınızı söylemeyeceğim ama ben size... Yok, söyle, hiçbir sakıncası yok. Yaşını biliyorsan söyleyebilirsin. Yok, ben söylemeyeceğim. Gerçekten yani gençlere... O zaman yaşımı bilmiyorsun. Sen 70'ler, ben söyleyeyim. Hayır, ben evet diyecektim ama söylemeyeceğim. Yani benim gördüğüm evet enerji, ben 49 yaşındayım ama yani maşallah sizdeki bu enerji, bu faydalı çalışmalar, yani tam bir girişimcilik, hani insanları doğru bilgi vermek, spordan sanata, işte gazeteciliktir, medyadır, her konuda çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Tabii ben hemen konumuza da geçmek istiyorum. COSCAP nedir? Kredi, hep kredi diyorlar da bu bir yanlış anlaşılma, bir şehir efsanesi. Bir ağız alışkanlığı olabilir yani. Çünkü alınan paraya işte hep krediymiş gibi algılanır. Oysa farklı. Sen açıklayacaksın zaten. Evet. Kredi de var. Yani zaman zaman krediler de oluyor. COSCAP şu anda zaten bir kredi uygulaması var. Onlardan da bahsedeceğim. COSCAP nedir? COSCAP Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bilimin, sanayinin, işletmelerin geliştirilmesi için, küçük işletmelerin, orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için kurulmuş bir kurumdur. Devletin resmi bir kurumudur. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. COSCAP'in destekleri ücretsiz ve aracısız verilmektedir. Ama her işte olduğu gibi danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada yolu şaşırmış sözümüz var. Bu gerçekten çok doğru. Yani gerçekten bu sözü uygulayanlar bu işte kazanıyorlar. Çünkü en çok yapılan yanlışlardan biri. Nedir? Arkadaş, bu girişimcilik belgesi var. Düne kadar belediyeler, kalkınma ajansları, işte sivil toplum örgütleri, bunlar girişimcilik eğitimleri düzenliyorlardı. Bazen 15 gün, bazen 20 gün, bazen bir ay eğitimlere gidiyor insanlar. Orada modül var. Bir iş nasıl kurulur? Bir iş kurarken nelere gerek var? Ve işi kurduktan sonra o iş nasıl yönetilir? Yani
Siz o işin finansına hükmedemiyorsanız, personeline hükmedemiyorsanız, organizasyonuna hükmedemiyorsanız, kısa vadeli, orta vadeli hedeflerini çizemiyorsanız, o işletme batmaya mahkumdur. Batar da zaten. Şimdi ben girişimcilik örneklerini de gördüm. Adam, örnek veriyorum, Sami Özkurt'tu değil mi? Yıllardır bilardoculuk yapmışlar. Yanlış hatırlamıyorum herhalde, değil mi? Özkurt, Adamı evet. Özkurt, adamı tebrik etmek lazım. Şimdi Bugün sayfamda güzel bir haberine girdim. çok Sami güzel, ağzınıza Özkurt sağlık. kimdir diye 11. iş yerini açtı. Lokantalar zincirini. Ele son açtığı Sami Özkurt et lokantası, et dünyası. Mehmet Efendi değil mi? Muhteşem. Mutlaka gidilmeli, görülmeli. O lezzeti de tatmalısınız. Evet. Yani birkaç yerde var işte, nerede var, Çarkçadası'nda var bildiğim 11 yerde kadarıyla, var. Her yerde var. Serdivar'da Adapazarı'nın her yerinde var. Evet. her yerinde var. Şimdi bir girişimcilik örneği gösterdi. Ama bu işi daha önceden Sakarya'da birkaç firma denedi. Şimdi oradaki girişimci işte fırsatları iyi değerlendirendir. Çağın gereklerini iyi değerlendirendir. Oradaki şeyini de ben gördüm. Şimdi bu yemek olayını, tabildot yemek olayını birkaç firma denedi Sakarya'da. Hatırlarsınız, yıllar önce Kocaeli'den bir firma geldi. Denedi, başarılı olamadı. Daha sonra Coşkunlar vardı biliyorsunuz. Yemek işine girdiler depremden sonra. Onlar da sanayide denediler, başaramadılar. Ama bugün Ben o onlar niye yıllarda başarılı? İstanbul'daydım. Bu son anlattıklarına vakıf değilim. Evet, devam et. Yani şimdi girişimci gerçekten çok önemli. Hani fırsatları iyi değerlendirecek. Şimdi bakıyoruz orada kimler yemek yiyor. Ben oraya gidiyorum. Öğrenciler yemek yiyor. Ben oraya gittiğimde görüyorum. Böyle memurlar, bankacılar. Parası mı yok? Hayır. Çeşit bol. Hem ucuz. Öğlen yemeği dediğiniz nedir? Bir çorba ile geçiştirilecek bir öğündür. Esas kuvvetli yemeğimizi akşam yeriz. Ama fiyatları çok uygun. Her kesime, herkes hitap ediyor. Yani biz çocukluk yıllarımızdan ben örnek vereyim. Hani Kozkebe'de geleceğim ama çocukluk yıllarımdan örnek vereyim. Bir çorba söylediğimiz zaman, bir kuru fasulye söylediğimiz zaman adama diyorduk ki ekmeği bol olsun. Niye fazla yemek yemeyelim? Harçlığımız cebimizde kalsın. Hani fazla para ödemeyelim. Hatta lokantacı şunu diyordu. Ben kuru fasulye benden olsun, ekmeğin parasını verin yeter diyordu yani. Çünkü bir kuru fasulye yerken iki bastonu gömdüğümüz oluyordu yani çocukluk yıllarımızda. Onun için adam sadece Şimdi ekmek parasını alıyordu. bir espri de bulunacağım. Sevgili Kemal Yalçın, benim hem ben onun kalfasıydım, hem de askerlik sonrası da ortak iş yeri açtık, foto arkadaş diye. Sevgili Kemal Yalçın, Ömer Yaşar. Daha doğrusu ben askerken biraz geç gittim. Onlar benden erken askerliği bitirmişlerdi. Bir sene falan önce. Kız Meslek Lisesi sokağında foto arkadaş, daha doğrusu bir dükkan açmışlar ama beni bekliyorlar. Ortak yapalım diye bana sürpriz yaptılar. Askerliği bitirdim, adı ne olsun, foto arkadaş olsun dedik. Bunlar her ikisi de benim fotoğrafçılıkta yetiştirdiğim kişilerdi. Sonra ortağım oldu. Ama bu iş yerini açmadan önce eski Ankara Caddesi'nde lokantalar sırası vardı, hatırlarsın. O sırada sıkça gittiğimiz bir lokanta vardı. Küçük bir lokanta ama çok iyiydi. Tabii imkanlarımız hele o dönemlerde el vermediği için gidip az kuru yarım ekmek isterdik. Yani ve biz az kuru yarım ekmek yerken yan masadan bir çocuk, o da aynı şekilde kuru fasulye yerken, artık abisi mi babası mı kim olduğunu bilmiyorum. Yanındaki büyüğe serzenişte bulundu. Aynen ifadesi şu oldu. Yoy abi dedi. Herkes tas kebabı yiyor, biz kuru fasulye. Hiç unutamayacağım bir duyumdu bu. Tabii yani bir tasarruftur bir noktada ya da imkansızlığın getirdiği şeyler. Ama şunu da ben çok net bir şekilde söyleyeyim. Sevgili Sami kardeşimiz Özkurt er formata uygun iş yerleri açtı. Yani öğrencinin gidebileceği,
restoranı ayrı, efendim esnafın gidebileceği restoranı, lokantası ayrı. Ama şu an açtığı da 10 numara lüks ve birazcık böyle kalbur üstü insanların gidebileceği bir restoran oldu. Ve inanılmaz da kalite. Ne ararsanız onu bulabilirsiniz. Reportaj yaparken sevgili kardeşim, tavsiye de ederim. Sayfamda var, bugün girdim. YouTube'da tamamı var. İzlenmesi ve örnek alınması gereken bir arkadaş sevgili Sami Özkurt. O restoranın şeklini, şemalini hem arada görsel olarak verdik hem de bir güzel dinledik. Yani Sami Özkurt'u da bir güzel anlattık. Sami Özkurt'tan söz ettin, sen başlattın bu konuyu. Sami Özkurt, Koskep'ten destek aldı mı ki Sami Özkurt örneğini verdin? Aslında Sami Özkurt Koskep'ten destek almadı. Zaten Koskep 2019 yılında bir güncellemeye gitti. Destek oranlarını değiştirdi. Yani zaman zaman karşımıza Google'da dolaşırken bile çıkabiliyor. Yani 360 bin liraya kadar destek oranlarını arttırdı. Daha önceden lokanta açan, işte mobilya imalatı kuran, helikopter imalatı diyeyim hatta, uzay araçları imalatı yapan bir adam bile Koskep'e başvursa, benim böyle bir tesis kuracağım dediğinde vereceği Koskep'in destek 50 bin liraya kadar hibe. Bunun 18 bin lirası artırılmış olarak 27 bin lirası makine desteği, işte 2 bin lira açılış gideri, geri kalan kısmı da kira personel. Yani 50 bini geçmiyordu Koskep'in hibesi. 2019 yılından sonra, 2019 yılının ortalarıyla beraber Koskep desteklerini arttırdı. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bine kadar çıkardı. Pandemi olmasaydı belki daha da çıkartır. Daha farklı programlar da var. Bunları da birer başlıklar halinde anlatacağım. Hani Koskep kime destek verir, kime destek vermez. En çok yapılan hatalardan biri. Hani girişimci kursundan açıldı ya, bir de şeyi demiştiniz. Sami Özkurt işte bu yüzden Koskep'ten destek alamadı. Yani alsaydı bile 2019 yılından sonra kurdu biliyorsunuz işletmelerini. Destek de kalkmıştı. Bir de Koskep'in şartları şöyledir. Ağırdır biraz. Diğer programlar gibi değildir. Tarım Bakanlığı gibi, mesela oraya da gireceğim. Tarım Bakanlığı, kırsal turizm destekleri var. Onlar ayrıdır. Koskep'te ağaç kapa devir bir işin devamı olmaz. Yani baban kapatacak, sen lokanta açacaksın. Baban tekstil imalatını kapatacak, sen açacaksın. Koskep buna destek vermez. Yani kesinlikle istikrar istiyor diyorsun. Tabii bir işin devamı olacak. Yani Koskep ortaya nasıl çıktı? Onları da anlatmak lazım. Şimdi 10 yıl geriye doğru gidelim. Eskiden, yani eski dediğim 10 yıl öncesi, 12 yıl öncesinde devletin yine böyle bir hibe programı vardı. Yani bir bütçesi vardı, işte vergilerden toplanan paralar bir yerde birikiyor. Siz iş adamı olarak gidiyorsunuz, diyorsunuz ki oradakilere, ben bir tesis kuracağım, 10 milyona ihtiyacım var. Ben bir tesis kuracağım, 15 milyona ihtiyacım var. Tamam diyorlardı, hemen veriyorlardı. Hatta git diyorlardı, temelini at. Biz temeli gördük, yani bize onun resmini gönder, açılışını yap. Şeye karışmıyorlardı, bakmıyorlardı bile. Ama bu sistem artık öyle değil. Projen olmadığı zaman, sermayen olmadığı zaman, harcayacak paran olmadığı zaman sana hiçbir kimse destek vermez. Hatta bir işe de girişimci olarak başlamış olman ve bir düzen kurmuş olman gerekiyor, değil mi? Tabii, yani mesela Koskep iş kuracaklara değil, iş kuranlara, iş kurmuşlara. Destek. Evet. İş kurmuşlara. Şimdi orada en çok anlaşılan şeyler var. Mesela en çok yapılan hatalardan biri. Çok karşımıza çıkıyor. Ya işte başka bir şey yapamaz mıyız? Niye biz destek alamıyoruz? Şu girişimcilik belgesi dediğimiz şey var ya. Çok basit bir şey. Evde oturuyoruz. Allah aşkına bir araştırın ya. Koskep girişimcilik eğitimlerine nasıl katılabilirim? Google'a yazın. Koskep girişimcilik eğitimleri. Başka bir şey yapmayın yani. Girin TC'nizle, e-devlet şifrenizle bu eğitimi alın. O belgeyi kenara bir yere koyun. Günün birinde sermayeniz olduğunda, kafanızda bir iş fikri doğduğunda o belge işte anahtar. İşinize yarayacak. Ekmek istemez, su istemez. Ömür boyu geçerli bir belgeden bahsediyorum. Elektronik bir belge. Allah aşkına bunu siz alın, çocuklarınızı alın. Bunun bir cezası yok.
Alın bu Peki belgeyi. bu belgeyi almak için insanlar ne yapmaları lazım? KOSGEB.gov.tr'ye girip online girişimcilik eğitimleri modülü var. Oraya TC'nizle, e-devlet şifrenizle katılıp önce geleneksel, ardından ileri girişimcilik eğitimlerini alacağınız belgenizi ister indirin, çerçeve yaptırın, ister e-devletinizde kalıyor zaten. Elektronik belge. O belgeyi alın. Çünkü yarın öbür gün vergi levhası açtığınızda o belgeyi almadan vergi levhası açarsanız işte KOSGEB'in o girişimcilik destekleri dediğimiz 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin liraya kadar varan makine desteklerinden faydalanamazsınız. Yani Yani o belge belgeyi sizin için kapıyı açan bir anahtar bir noktada. İşinizi kurup destek almaya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. tabii. Bu çok önemli. Bu belgeyi almak için eskiden torpil koyuyorduk. Hocayı arıyorduk, işte belediye başkanını arıyorduk, kalkınma ajansına gidiyorduk, siyasi torpiller koyuyorduk. Ne olur bizi eğitime yazdırın, bize bu eğitimlerden bir sıra verin. O bir bakıyorduk yedekler listesinde var, eğitime çağırmıyoruz. 7-8 ay eğitim bekleyenler vardı. Çok talep vardı. Artık öyle bir şey yok. Pandemi dönemindeyiz. A bak cep telefonu. İşte gir koskep.gov.tr'ye, al bunun eğitimini. Tablet, gir, al eğitimini. Bilgisayar, gir al eğitimini. Yani şey, zaman sınırı yok. Gece 2'de al istersen. Sabaha kadar otur. Yani gündüz akşama kadar otur, o eğitimleri al. Yani eğitimler katılım esaslı. Sınavları var, işte videolar var ama katılım esaslı. Başarı diye bir şey yok. Al, oluştur belgeni, koy kenara. Yani bir şey kaybeder misin? Evet. Peki, şunu sorayım sevgili kardeşim. Bu KOSGEB kimine göre kredi? Doğrusu destek. Kredi, destek sonrası alınabilecek bir konu. Öyle değil mi? Burası Tabii öyle. şimdi orada birkaç husus var. Çok dikkat etmek lazım bunlara. Adımlar var. Yani her şeyin bir yeri, zamanı var. Belgeni aldın, artık bir iş yeri ne yapacaksın? Önce belgeyi aldıktan sonra niyetin de var. Önce benim işimi KOSGEB destekler mi? Ben bu işe destek alabilir miyim? Şimdi ben mobilya imalatı yapmış. Örnek veriyorum. Mobilya imalatı yapan bir imalatçıyım. Yıllarca çalışmışım. Dükkan açmışım. İşlerim iyi gitmemiş. Batırmışım. Şimdi yeni işler alacağım. Bir iş yeri açmam lazım. Makine ihtiyacım var. Makine firmasını da ayarladım. Her şeyi ayarladım ama kendim destek alamıyorum. Batırmışım. Vergim var. SGK borcum var. Bilmem ne. Evde hanıma diyorum ki hadi seni kursları yazdıralım. Hemen internetten belgeyi alalım. Senin adına bir iş yeri kuralım. KOSGEB destek verir mi hocam? Verir mi? Evde oturan bir kadın gelse dese ki ben mobilya imalatı yapacağım. KOSGEB destek verir mi, vermez mi? Neden versin? Neden versin? Doğru. Yani evdeki kadın o işi yürütemez ki. Kocası yürütecek. Açıkça belli zaten. Eşi yürütecek Ama yani. peki evdeki o hanım kursa girmişse ve bir iş yeri başlangıcı yapmışsa? O evdeki hanım sanayide bir mobilyacının yanında çalışmışsa, SGK geçmişi var ise, tecrübesi varsa tabi o zaman destek alır. O evdeki hanım ne yapabilir? Tekstille ilgili dikiş nakış kurslarına gitmiştir. Tekstil firmalarında çalışmıştır. Ha, o zaman alır. Ama o evdeki hanıma kalkıp da tornacı dükkan açabilir miyiz? Bilir mi tornayı, frezeyi? Ama Gözaltı bilen kaynak birkaç kişi çıktı Türkiye'de. Tornacılık yapıyor, haberin olsun. biliyorum, var örnekleri var ama çok az. Evet. Çok az. Şimdi Tabii. KOSGEB değerlendirirken gerçek girişimciyi arıyor. Gerçek girişimciyi ararken bir takım kriterleri var. Yani tabela işi imalat yapan bayanları da gördüm ben. Yani bugün preslerin imalatını yapan bayanlar da var. İşte Aysun Hanım biliyorsunuz örnek girişimci. Doğada çözünebilir organik kağıt imalatı yapıyor. Yani bir gün belki tesisine gideceğiz seninle beraber. Bir de yerinde göreceksin. Gideriz, çekimler yaparız. Aynen, Sevgili Avrupa Ömer Birliği'ne kardeşimizin tesisine gittik, röportajlarını yaptık ortağı Erkan Bey'le beraber. Çok da evet, güzel izledim. çalışmaları var. Çok güzel anlattılar. Sorunlarını dile getirdiler. Yaptıkları ihracatı Türkiye'nin birçok yerine satış yaptıklarını, bayilikler kurduklarını genç iş adamları olarak övünülecek işler
yapıyorlar gerçekten. Bunun gibi tabii Adapazarı'nda çok takdir edilecek genç iş adamları var. Onları da zaman zaman sen COSGAP yolu gösteren bir kardeşimiz olarak bizi onlarla da tanıştıracaksın. Biz de peyderpey onlarla söyleşiler yapıp, çekimler yapıp, röportajlar yaparak onların neler yaptığını yansıtmaya çalışacağız. Evet. Şimdi mesela COSGAP'in yatırımları konusunda geldiğimizde, yani ben bir girişimciyim. Hani bizi izleyenler de soracaklardır, merak edeceklerdir. Sonradan da izleyeceklerdir videoları. COSGAP sürecinde yatırımlarınızı, işletmenizi kurduktan sonra yapacağınız gibi COSGAP'ten projeniz onaylandıktan sonra da yapabilirsiniz. Eğer COSGAP kurulu sizi yeterli görmez ise ya revizyon verir, der ki makinalarınızı alın, iş yerinize koyun, bir daha değerlendirelim. Bunu diyebilir kurul. Kurul üyeleri bağımsız, işte COSGAP il müdürünün başkanlığında iki tane farklı ilden ya da üç tane farklı ilden ya da başkanlık müşaviri zaman zaman böyle kurul toplantılarında bunu değerlendiriyor. Yani o kurul neyi gerek görürse ona göre hareket etmek lazım. Boş dükkana müracaat ettik, boş dükkana da destek aldık. Ama işte en çok önemli olan şey şu, dikkat etmemiz gereken hibe dedik ya, krediye de birazdan geleceğim. Orada da bir takım şeyler var. Şimdi burada başlangıçta yapacağınız gibi sonradan da yapabilirsiniz dedik. Ben izninizle bir su içeyim. Hava da sıcak. Evet. Önce projeye kendiniz inanacaksınız. Yani sonra başkalarına inandıracaksınız. Bir de tecrübeli olduğunuz işlere gireceksiniz. Hani bilmediğiniz bir iş, Hasan yapmış, Mehmet yapmış, ben de yaparım. Olur mu? Sizce başarılı olabilir misiniz? Bir yolda kalırsınız. Bir cep telefoncu yanında bir cep telefoncu daha açmış. Tamam, o cep telefoncu iş yapıyor. Niye? Adamın çevresi var. Şimdi öyle cep telefoncular var. Cep telefoncu yanında çalışan bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl çalışıyor. Ardından kendi dükkanını açıyor. Niye? Bilin bakalım. Sebebi ne? Çünkü müşterisi oluşuyor. Bir cep telefonu almaya gittiğiniz zaman tanıdığınız kişiyle, oradaki elemanla bile muhatap oluyorsun. Eleman diyor ki abi hoş geldin, işte telefonu ben sana vermiştim, bak yeni modeller var falan. Artık müşteri oluşuyor. Ben mesela hep aynı kuaföre gider tıraş olur. Niye? Yok mu bir sürü tanıdığım var, şeyim var, ama ben hep aynı kuaföre giderim. Gibi. Buna derler ya. Her kelin berberi var. Yani evet. Şimdi mesela yatırımlara gelelim. Burada yatırımınız onaylandı. Projeniz onaylandı. COSGAP dedi ki makineleri alın iş yerine koyun. Ben geleceğim bakacağım. Ama herkes şunu zannediyor. COSGAP hiçbir makine firmasıyla anlaşma yapmaz. Sizin sunduğunuz projede hangi firmadan teklif aldıysanız o firmadan aldığınız makineleri eğer firmayla anlaşıp kendinize düşen kısmı öderseniz üstünü COSGAP makine firmasını öder. Sizi eğer makine bedelinin tamamını öderseniz bu sefer de örnek veriyorum, yerli malı için konuşuyorum, mobilya imalatı için konuşuyorum. Başvurduk, 112 bin artı KDV desteğimiz onaylandı. COSGAP gittik firmaya, aldık 112 bin lirayı ödedik, makineleri koyduk. Yerli malı %90'ı 100 bin lira yapar. 112 bin çarpı 0.9. %90. 100 bin lira. COSGAP bu 100 bin lirayı sizin hesabınıza yatırır. Dersiniz ki benim 112 bin lira artık KDV param yok. O zaman size düşen kısım nedir? Makine bedelinin, onaylanan makine bedelinin kurul kararında bu açıkça belirtilir zaten. 12 bin artık KDV'yi ödersiniz. Makine iş yerine koyarsınız. COSGAP gelir bakar. 100 bin lirayı makineci öder. Bu da var. Şimdi çok bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Bir gün biriyle karşılaştım. Adam makinelerini almış, koymuş. Beni gördü. Ya dedi 6 aydır dedi COSGAP dedi benim dükkana ziyarete gelmedi dedi. Dedim ziyarete gelmezse makinelerin parasını ödemez. Yani emin misiniz dedim. 6 ay sürmez dedim yani bu başvurursan bir ayda dedim COSGAP onaylanmış. Dükkanına gelir bakar ve senin paranı öder. Ben dedim bu konuyu bir araştıracağım. Hak etmişsen öder yani.
Eğer sen ödemesini yapmışsan ya da sana düşen kısmını ödediysen ama sen hiç ödeme yapmadıysan KOSGEB sana ödeme yapmaz. Neyse KOSGEB'i aradım. Dediler bu adamı biz biliyoruz. Biz olayı da biliyoruz. Bu adam dediler makinenin parasını hiç ödememiş. Ödemediği için biz ona red verdik. Yani git sana düşen kısmını öde, üstünü firmaya ödeyelim. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Evet. Hani KOSGEB'in Mevzuatı süreci. yerine getirmek lazım. Şimdi kimisi diyor ki 6 ayda alamadım, 5 ayda alamadım, 1 yılda alamadım. Bana hiç vermediler. Yani şimdi oyunu kuralına göre oynamazsan sana vermeyebilirler. Yani eksikleri olduğu için, kuralını yerine getirmediği için 6 ay 1 sene vermiyorlar. Yoksa normal koşullarda prosedüre uyulduğu zaman o kadar beklenilmediğini düşünüyorum. Doğru değil mi sevgili kardeşim? Doğru. Ya mesela örnek veriyorum ödemeyi yapmışım, senden makine almışım, bankadan yapmışım internet hesabından. KOSGEB diyor ki banka dekontu bankadan kaşeli imzalı olacak. Yani banka bu işlem bu kişinin hesabından yapılmıştır. Ben de bunu gördüm, onaylıyorum. Çünkü biliyorsunuz araba alımlarında falan çok karşılaşıyoruz. Adam notere gidiyor, imza attırıyor bilmem ne. Diyor ki bak diyor tık 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 diyor sana diyor gönderdim diyor. Bir dekont gönderiyor hazırlamış önceden. Veriyor arabanın satışını. Sonra yandım anam yandım ketem helvası diyor kurtarın beni diyor. Ya arkadaş bir dekonta bak bakalım. Yani bir Şimdi dekont... bunu bir şeyde bir de çok güzel yapıyorlar. Vize almak için müracaat ettiklerinde işte gideceği ülke banka hesabını görmek istiyor. İşte bir yerden buluyor gerekli parayı, yatırıyor, dekonta alıyor, arkasından parayı çekiyor, hesap sıfır. Yani biz çok Türk milleti olarak formülcüyüz biliyorsun. Yani bunu yapıyoruz. Şunu soracağım sevgili kardeşim Recai Yüksel. Bugüne kadar tabii sen KOSGEB konusunda iş yapmak isteyen, destek almak isteyenlere edindiğin tecrübelerle yol gösteriyorsun. Oysa KOSGEB'in resmi bir temsilcisi değilsin ama deneyimlerin doğrultusunda onlara sağlıklı gösterdiğin yol sonucu onların destek almasını sağlıyorsun. Artı sonrası kredi. Şimdi bugüne kadar sana müracaat edenlerin destek almak için müracaat edenlerin takriben yüzde kaçı desteğini aldı? Yani bizden eğer bilgilerini saklamayanlar yani net konuşurlarsa yani %95-96 civarında çok az bir reddimiz bir kaybımız oluyor. Yani onun sebebi de daha çok Doğru kişilerden bilgiler kaynaklanıyor. verilmemesi. Doğru mu? Yani aynen aç kapat devir gibi işlemler. Babası kapatmış oğlu açmaya çalışmış. Ya da o işte sigortalı olarak hiç çalışmamış. Tabii örnekleri de var. İşte bir bayan hiç şekerleme işinde çalışmamış gördünüz Evet. desteği aldı. Yani ben o konuda çok korktum. Mesela o bayan alır mı hocaya karşı mahcup olur muyuz falan ama ben orada şunu yaptım. İlk başta olayı tahlil ettim. Bir şey istedim. Dediler bizim Faruk var o yapıyor. Makinelerin dedim bana fiyat tekliflerini getirin dedim. Faruk var dediler Faruk görüşüyor. Bana dedim üretim şemasını getirin dedim. Üretim proseslerine bakacağım dedim. Faruk yapıyor dediler. Ya bu Faruk kimdir dedim. Bizim kayınço oluyor dediler. Dedim peki bu Faruk ne yaptı dedim bugüne kadar. Kaç aydır, kaç yıldır ya da ne kadar zamandır faaliyettesiniz dedim. Hoca dedi ki vallahi dedi banka kredileri ödemekten dedi yoruldum artık dedi. Faruk dedi geçen dedi benden yine para istedi dedi. Yine dedi para vermem lazım. Ya hocam dedim ne parası veriyorsun dedim. Yani siz hiç mi iş yapmıyorsunuz dedim. Her şeyi Faruk'a yüklemişler. Sonra dedim ki bu işin başına siz geçin. Duydum ondan sonra Faruk'a kredi vermemişler artık. Onu göndermişler. Hatta Faruk giderken şunu demiş onlara. Faruk ya da Ahmet, Mehmet neyse ismini çok vermeyeyim. Ondan sonra yani şeyi de firma ismini de vermeyeyim. Bizi izleyenler olur falan filan. Hani kimseyle de şey yapmayalım. Sonra bir hocanın başına gelen bizim de başımıza gelmesin. Hakem başında neler geldi görüyoruz yani. Neyse orada o adamı gönderdikten sonra İşin başına kendileri geçti. Şu anda işletme kâr etmeye başladı. 5 ülkeye ihracata başladı. Bu Ahmet dedikleri, Mehmet dedikleri adam hani düne kadar işletmeyi idare eden kişi
Yan taraflarını dükkan açtı adamların. Şu anda en büyük rakipleri oldu. Yani, evet. Demek ki bu işler yürüyormuş ama yani şunu demeye çalışıyorum. İşte KOSGEB'in en çok dikkat ettiği şeylerden biri. İşin başında olacaksın. İşini kimseye emanet etmeyeceksin. Sen takip edeceksin her şeyi. İşin Üretimi, başında faaliyeti. olacaksın. İşi eksiksiz yapacaksın. İşi yanlışsız ve doğru cevaplarla açık açık anlatacaksın. İşte ödedim deyip ödemediğin makineye destek alamazsın. Onun için kurallar her yerde olduğu gibi KOSGEB'te de tabii geçerli. Peki sevgili Recai Yüksel, garip destek isteyen var mı? Ya şimdi var tabii tır alacağım. Mesela Yani tır alacağım diyor. Nakliyat firması kuracağım diyor. Ya da ya da düğün yapacağım. düğün yapacağım diyenler var. 10 milyon isteyenler var. Yani 10 milyon istiyor adam. Hatta bana şunu diyenler var. Ya diyor 10 milyon hibe veren, hibe 10 milyondan bahsediyorum. Hibe veren devletin bir kuruluşu var mı? Onların sitesi var mı? Yani siteden ben onları link vereceğim. Bakacak oradan 10 milyon alacak. Yani işte dolandırıcılığa da açık. Geçen gün İstanbul'dan bir muhasebeci arkadaş aradı. Bayan bir muhasebecimiz, devamlı görüşüyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyor. Çoğu mali müşavirlerle konuşuyor. Çünkü onlar KOSGEB'le ilgili çok fazla bir şey bilmiyorlar. Bize soruyorlar. Onların zaten işleri başlarına aşkın. Stopajı var, vergisi var, KDV'si var. Yani var da var, beyannameleri var. Onlar zaten kaldıramıyorlar kafa. Mükellef dosyaları bilmem ne. Bir firma, bir danışmanlık firması, bu konuda da uyarmam lazım insanları. Bu bir görev. Size işte şu kadar hibe çıktı, işte bir girişimcilik belgesi alacağız. 60 bin liraya kadar hibe var. 500 bin liraya kadar da hibe var ama nasıl var? Kime göre var? Neye göre var? Yani bugün bir lokanta açmaya KOSGEB 5 bin lira veriyor. 5. Başka yok. Onda da girişimcilik belgesini alacaksın, işletmeni kuracaksın, işleteceksin. Her şey faal olacak. Projeni hazırlayacaksın. KOSGEB şimdi bir de şunu getirdi. Vergi levhası, oda kaydı, resmi işlemleri yapmadan sistemine giriş yapıp proje başvurusunda bulunamıyorsun. Dosyan onaylandı. 5.000 lira kuruluş desteği. Başka yok. Yani ben demirbaş alacağım, mutfağa tencere alacağım, kazan alacağım, bilmem ne alacağım. Aa, bunu çok suistimal edenler de var. Şimdi hocam düşünün. Bir lokanta. Küçük bir esnaf lokantası. 5.000 liralık ya da o dönemde daha fazla 10.000 liralık QLED televizyon istiyor adam. QLED lokantada, esnaf lokantasında QLED televizyon ne yapacaksınız hocam? Ya da işletmesine bilmem kaç çekirdek 30.000 liralık bilgisayar istiyor. Hani hosting yaparsın, yazılım firması olursun, hani kod yazarsın, örnek veriyorum web sitesi yaparsın. 30 bin lira, 40 bin lira bilgisayar yazalım. Ama soruyorum ne yapacaksın bu bilgisayarı diyorum. Çocuk evde oyun oynayacak diyor. Yani şimdi devlet de yani bakıyorum Kemal Sunal'ın filmleri aklıma geliyor yani. Devletin malı deniz yani yemeyen keriz mi diyeceğiz yani. Oğlum bu senin benim vergilerim. Gerçekten hani devletin buna ihtiyacı var. Gerçek girişimcilere bu destekler verirsin diye biz söylüyoruz. Kişiye diyorum ki kardeşim sen destek alamazsın. Ben seninle yani benden danışmanlık alma. Beni yorma. Düşün hocam benim ruh halimi. Ben yani bu saatlere kadar insanlarla uğraşıyorum. Gece gündüz demeden anlatıyorum. Yani düğün yapacağım diyor. Pandemiden dolayı ertelendi diyor. KOSGEB kredisi alabilir miyim? Şimdi kredisi ama diyor komşunun oğlu aldı diyor. Bak şimdi. Komşunun oğlunun bir şirketi var. KOSGEB demiş ki imalat yapan ya da hizmet sektörü bu 3 sene önce 2 sene önce vardı. Sıfır faizli bir kredi vereceğim dedi. Ama KOSGEB sistemine kayıtlı olan esnaflara, işletmelere, işte küçük işletmelere, hani 3 tekerlekli arabasıyla pazarcılık yapan esnaf odasına kayıt oldu. O bile 30 bin lira aldı, 15 bin lira aldı cirosuna göre. Böyle krediler dağıtıldı. Hala da erteleniyor işte pandemiden dolayı ertelendi, işte sellerden, afetlerden dolayı ertelendi. Bu krediler var. Şimdi örnek veriyorum Sakarya'da büyük firmalar, adam peynir imalatı yapıyor, trilyonluk tesis, 50 bin lira para aldı. Sıfır faizle. Geri ödemesi de bir yıl sonra başlayacak. 3 ayda bir. Dilimler halinde. Bu adam bu 50 bin lirayla gider tatile. Gidebilir. Oğlunun düğününü de yapabilir.
Yani başka şey de alabilir. Bir araba alırken 50 bin lira ekleyip kendine araba da alabilir. Bu bir kredi. Hani bunun karşılığı var. Hibe değil bu. Hani işte şehir efsaneleri bundan doğuyor. İşte bizim komşunun oğlu aldı, işte bizim komşu aldı ya da bizim arkadaş aldı. Bana diyor diyenler var. 1 milyon aldı diyen var. Ya diyorum ki almış diyor bu sefer. Diyorum ki bak bana ispat et Evet, göreyim yani. Bir aldıyla milyon almış bulamaz. arasında ciddi fark var tabii. Yani çok sayıda şehir Mışmışlı, evet. efsaneleri var. Yani Doğru. mesela 18 yaşında benim çocuk diyor girişimci olabilir diyor. Nereden diyorum devlet diyor genç girişimcilere diyor 100 bin lira veriyormuş. Peki diyorum 18 yaşında bir çocuk bu yapacağı işi biliyor mu? Hani bilmiyorsa devlet yine destek vermez. Sen niye girmiyorsun diyorum. Ya ben diyor genç değilim diyor. Ya 50 yaşında 60 yaşında adam bile girdi aldı. Genci diye bir şey yok. Hep yanlış anlaşılıyor. Devlet 18-29 yaş arası ilk defa iş kuranlara bakın çok güzel bir destek. Bunu muhasebeciler çoğu biliyor. Bunun adı genç girişimci desteği. Bu KOSGEB'in desteği değil. Bir yıl genç girişimcilerden ne kurarsa kursun. Devlet Bağkur almıyor. Aylık 1.000 lira. Bağkur prim doğru mu? 1.000 lira. Yani. 12 ay 12.000 lira. Yani yeni kurmuş kuluçka aşamasında 3-5 daha harçlığını çıkartıyor. Evine ekmek götürüyor. Bak Bağkur ödemiyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani Ama eşittir KOSGEB desteği. oraya daha Yani. geleceğim yani. Mesela ama genç girişimci olarak muhasebesinin onu sisteme kaydetmesi gerekiyor. O genç girişimci belgesiyle Bağkur'a gidip borcunu sildirmesi gerekiyor. Bu bir de yılda 75 bin liraya kadar da gelir vergisi almıyor. 3 yıl boyunca genç girişimciden. Ne kadar güzel bir destek. Yani değil mi? İnsan iş Şimdi, kurusu geliyor. evet, şimdi iş kurası geliyor. Konusunu haftaya saklayalım. Bugünkü programımızı noktalayalım diyorum. Son söyleyeceğim varsa bir iki cümleyle toparla. Evet, Daha hemen fazla söyleyeyim. takipçilerimizi sıkmayalım. Kısa kısa olan programlar çok daha sağlıklı izlenir, çok daha takipçi alır. Evet, dinliyoruz seni sevgili Recai Yüksel. Hocam teşekkür Son ediyorum yani bize bu söyleyeceklerini imkanı. Evet, alalım. teşekkür ediyorum yani bize bu imkanı verdiğiniz için size bu yayını yöneten tüm reji arkadaşlar herkese emeği olan bilmiyorum yalnız başınıza siz Yok, tam bir yalnız ekipsiniz. başımayım. Ne Herkese teşekkür oluyorsa tarafımdan oluyor. Ha, daha evet. sonra tabii ben sevgili Recai Yüksel bu yayını indirip YouTube'a koyuyorum. YouTube'da da yayınlanıyor. Orada da 7000'e dayanan bir takipçi sayımız oldu. Oradan da güzel sesler geliyor. Ben evet Vatan onu millet Sakarya sevdasıyla bir beklentimiz yok. Beklentisi olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nedir evet. efendim? Recai Yüksel'den KOSGEB'i konuşuyoruz. Onların bir beklentileri varsa onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Haftaya yine bu saatte, Çarşamba günü 22'de buluşalım. Soruları olacaksa sorularını da alırız. Hiç sıkıntı yok. Onlara sevgili Recai Yüksel aracılığıyla Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun yol gösteririz. Teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere diyoruz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Sağ olun.